Gördüğünüz gibi arka tarafa da küçük bir alan açtım. Buradan ışık gelecek. Ön tarafta da daha geniş bir görme açısıyla çalışabilmemiz için ön tarafa geniş tuttuk. Yine bununla aynı şekilde zımparamızla düzelteceğiz. Düzelttikten sonra matkabım çalışmadığı için eski şeyden devam edeceğim anlatmaya. Bu zımparayı çıkartayım. Ama siz zımparayı çıkartmayacaksınız. Zımparayla derinlik vereceksiniz. Şimdi direm elimize getirip taktığımız zaman dar olacaktır. Yani oturmayacaktır. Oturmadığı zaman zımparamızla sürekli deneyerek biraz alacağız, deneyeceğiz. Olmadı, biraz daha. Yavaş yavaş yerine geçmeye başladı. Evet, sıkı geçmeyi elde ettik. Peki, ucunu nasıl ayarlayacağız? Yani frezi ucunu nasıl ayarlayacağız? Yüksekliğini nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar, bu da son derece basit. Ne yapıyoruz? Frezi ucumuzu takıyoruz. Hafifçe tutturuyoruz. Sonra freze aparatımızı takıyoruz. Üstü çalışmak istediğimiz yere geliyoruz. Yüksek kalmış. Hafifçe bastırdığımızda, yukarıdan aşağı doğru hafifçe bastırdığımızda seviyesini bulacaktır. En derin noktamızı seçiyoruz. En derin noktaya batırıyoruz. Frezemiz oturduğu zaman freze ucumuzun derinliği olmuş demektir. Sonra çıkartıyoruz, iyice sıkıyoruz ki bir daha freze ucu yerinden oynamasın. İyice sabitledik. Tekrar freze aparatımızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Çok ucuz, çok pratik. 10-15 dakika içerisinde yapacağınız bir alet, bir aparat. Aynı zamanda şu kaygan bölümün, yani böyle ahşabımıza değen bölüm çok kaygan, çok düz olduğu için hiçbir yerde çalışırken takılma yapmayacaktır. Freze aparatınız bitmiştir. Hayırlı olsun.